Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya hattındaki çekişmede arada kaldı ve bu da 2 ay içinde birbirinden farklı kararları tetikledi. Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etme çabası ayağına dolandı. Rusya'ya karşı petrol yaptırımlarına katılan Yunanistan baskılar üzerine geri adım attı. Hükümet hem Rusya hem de Yunan armatörlerle karşı karşıya gelince mahkeme kararları bir bir bozuldu. Kriz 15 Nisan'da Eğriboz Adası açıklarında arızalanan Rus tankeri Pegas'a Yunan güvenlik makamlarının el koymasıyla başladı. Yerel mahkeme el koyma kararını Avrupa Birliği yaptırımlarına dayandırdı. Rusya'nın tepkisi sert olunca aynı mahkeme sadece birkaç gün sonra kararı bozdu. Tankerin olaydan bir ay önce yaptırım listesinde olmayan başka bir Rus firmasına satılması gerekçe gösterildi. Fakat Rus tankeri Eğriboz Adası'ndan daha demir almadan bu kez ABD Adalet Bakanlığı devreye girdi. Tankerlerdeki 115 bin ton İran petrolüne el koyulması istendi. Yerel mahkeme talebi kabul etti. İran petrolü Amerika'ya ait başka bir gemiye nakledilmeye başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ı haydutlukla suçladı. Protesto notası verdi, misilleme yaptı. İran devrim muhafızları 27 Mayıs'ta Basra'da seyreden 2 Yunan tankerine el koydu. Gemilerde 9'u Yunan, 36 mürettebat mahsur durumda. Halen Basra Körfezi'nde seyreden 17 Yunan bandıralı gemi de tehlike altında. Yunan armatörler hükümete baskı yapınca Yunanistan ikinci kez çark etmek zorunda kaldı. Yerel mahkeme aracı Yunan firmasının talebini kabul ederek İran petrolüne el koydu. Koyulmasına ilişkin kararını bozdu. İran petrolü tekrar Rus tankere aktarılacak. Yunanistan şimdi İran'ın el koyduğu 2 Yunan bandıralı tankerin serbest bırakılmasını bekliyor.